Almanya'daki kampımızdan çıktık. Güneybatıya doğru gidiyoruz. İsviçre'ye gidiyoruz. Avusturya'dan da İsviçre'ye gidiyoruz şimdi. Burada arama yapıyor bak karavanı. İsviçre girişinde kontrol var. Önde bir motor karavan vardı. Onu durdurdu. Bakıyor evraklara. Muhtemelen bize de bakacaktır. İsviçre'de girişinde bizi aramadılar. Sona dönün. Alman plakalı bir arabaya kontrol ettiler ama bizi aramadılar. Devam ediyoruz. İsviçre'nin güneyine doğru aşağı doğru iniyoruz. Evet Tülin Hanım, memlekete hoş geldin. Biz İsviçre'yi seviyoruz. Yani Avrupa ülkeleri içerisinde pek çok ülkeyi biliyoruz. Gittik ama İsviçre bir ayrı bir yere koyuyor. İsviçre'nin Vaduz bölgesinden doğru gidiyoruz. Yollar böyle. Etrafta bir sürü büyük dağlar olmasına rağmen, tepeler olmasına rağmen adamlar yol işini halletmişler. Her yerde halletmişler. Dün gece elektronik olarak, dün akşam İsviçre vignetini aldım. Daha önce elektronik ortamda alınamıyordu. Sticker olarak alınıyordu. Yapıştırıyordunuz. Halen var o. 40 frank. 40 İsviçre frankı. Geçerlik süresi bu 40 franklık elektronik vignetin geçerlik süresi 31 Ocak 2025'e kadar. Yani Aralık'ta da alsanız, Ocak'ta da alsanız, Nisan'da da alsanız 31 Ocak'ta yeniliyorsunuz. Aşağı yukarı 40 frankı hesaplarsak 1600 lira civarında, yani bu gördüğünüz bütün İsviçre otoyollarını biz bu 1600 Türk parası olarak 1600 lira diyelim, karşılığında 31 Ocağı kadar bir daha 5 kuruş para vermeden kullanabiliriz. Yine söylüyorum, İsviçre Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri. Bazı arkadaşlar başka yöne çekiyor. Bence gerek yok. Hesabını siz yapın. Edirne'ye, Ankara'dan Edirne'ye giderken yaklaşık 1000 lira sadece bir gidiş için otoyol parası ödemek zorunda kaldım. Bazı arkadaşlar şöyle demişler, yani E5'i TEM'i kullansaydın. Sorun benim E5'i TEM'i ya da başka yeri kullanıp kullanmamam değil. Sorun dünyada bu iş kaç paraya yapılıyor, bizde kaç paraya yapılıyor. Bunu vurgulamak için söyledim. Yani yolun nereden ya da nasıl gittiğini, paralı parasız bilmem ne, yap işlet olup olmaması önemli değil. Bu yollara da insanlar vergi ödüyorlar ve bu yollar yapılıyor. Almanya'da da mesela daha önce söylemiştim. Otoyollarda ücret yok. Yani Avusturya'da mesela 11 euroya 10 gün kullanıyorsunuz. 11 euro yani yaklaşık 350 lira diyelim, 360 lira diyelim. 10 gün boyunca Avusturya'da hiçbir otoyola para vermiyorsunuz. Bir aylık alırsanız daha ucuza geçiyorsunuz. İsviçre'de ise 5 kilometre 1600 liraya, sonra sağdaki çıkışı düşünebiliyor musunuz? 11. Ocak ayına kadar yüzlerce kez bütün otoyolları, bütün İsviçre'yi tamam etsem bir daha paramı vermiyorum. Ödeyeceğim tek rakam 1600. Yani yaptığınız kilometre şuna buna böldüğünüz zaman bile Türkiye ile kıyaslanmayacak derecede ucuz otoyol ücretleri olmuş oluyor. Şu önde giden araba arkadaşlar İsviçre plakalı bir şirket aracı. Sanıyorum kullanan arkadaş Türk. Yanımıza yaklaştı. Dörtleri yaktı. Kornaya bastı ve bize bu işaretle ne işareti iletilin? Okey işareti verdi. Böyle bu tip yollarda çok karşılaşıyoruz. Yani birkaç sefer oldu şu anda İsviçre yollarında. Yanımızdan geçerken İsviçre plakalı bir araba. Tabii bizim karavan da araç da Türk plakalı olduğu için kornaya basıyorlar, ışık yakıyorlar, el sallıyorlar. Sağ olsunlar, yollar açık olsun. Tanımadığımız insanlar. Ama tabii neticede toprağımızın insanları. İnsan insanı çekiyor haliyle. Etrafında bir Türk görmek, bir memleketlisini görmek güzel oluyor. Bizim için de güzel oluyor. Bizim için de güzel oluyor.
ve tanımadığın bir kişinin sana el sallaması, güle güle demesi, iyi yolculuklar demesi, bunlar güzel şeyler. Bu anıları ancak böyle dolaşarak biriktirebiliyorsunuz. Kitapta okuyarak birikmiyor. İsviçre'de güneye doğru giderken yol kenarında bir dinlenme yerinde yaklaştık. Burada şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ve dinlenme yerinin yanındaki manzara da aynen bu şekilde. İsviçre'de Thun bölgesindeki Manor Farm karavan kampının girişi böyle. Şu gördüğünüz bina, şuradaki resepsiyon, arkasında küçük bir marketi var. Bu gördüğünüz bina, hijyen, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, işte bulaşık yıkama, kurutma makinelerinin olduğu bölüm. Manor Farm kampı iki bölümden oluşuyor. Bir burası var, bir de bu yolun tarafında şu gördüğünüz. Bugün ayın ikisi. Almanya'dan İsviçre'ye geldik. Manor Farm kampına geldik. İsviçre'de Manor Farm kampına geldik. Kamp hemen gölün yanında. Çok güzel bir göl ama rüzgarlı. Gelirken o kadar değildi. Biraz rüzgar ve dalgalar çıktı. Oo. Vay be, deniz gibi dalga var. Kamp böyle bir alanda. Bayağı büyük bir alana yayılmış durumda. Şu arkadan yol geçiyor. Yolun öbür tarafında da kamp devam ediyor. Kampın bu tarafına doğru gideyim. Orada çünkü dalgalar vurmuyor. Evet. İsviçre'de Manor Farm, yani Manor çiftliği kampındayız. Bayağı bir rüzgar ve dalga var. Yolda gelirken yoktu. Göl kenarlarında durduk bazı yerlerde. Yoktu. Akşam çıkıyor herhalde. Kamp bu tarafa ve bu tarafa doğru gidiyor. Sonradan detaylı olarak zaten çekimlerini yapacağım. Burada sol tarafta bungalovlar var. Sağda sabit olanlar var. Bunun arka tarafında yol var. Yolun öbür tarafta üst kısmı da yine kamp alanına dahil ama orada yani bu taraf sol taraf, bizim bulunduğumuz bu taraf göl tarafı. Bayağı büyük bir kamp, eski bir kamp. Diyeceksiniz ki hiç eleştirecek şey yok mu? Var tabii ki. Su bağlantılarını depodan kullanmak zorundasınız. Çok tazyikli. Benim çek valfi az kalsın bozuyordu. Takmadık onun için. Çıkardık. Bu arada bir şey daha var. Şurada bir çeşmesi var. Burada ayrıca hani su alabileceğiniz şeyler bir sürü yerde var da. Wi-Fi konusu. İsviçre'de ilk defa bir kampta Wi-Fi'nin sıkıntılı olduğunu gördüm.
çok az ve yavaş çekiyor bulunduğumuz yerde. Halbuki çok uzak değil. Aslında mesh sisteminden haberleri yok ya da kurmamışlar, bilemiyorum. Wi-Fi burada, yani hızlı Wi-Fi'ye erişebilmek için oraya gitmek durumunda kaldım mesela dün. Karşıda çok güzel bir restoranı var. Bir sürü şey var. Yiyecek, içecek hepsi var. Fakat diğer Avrupa'daki kamplara göre, gördüğüm kamplara göre bir tık pahalı. Bir tık pahalı ama gördüğünüz gibi full. Şu anda full. Bu taraf göl tarafı. Yani bizim bulunduğumuz tarafta göl tarafında, oraya doğru yürüyorum şimdi. Evet, şimdi İsviçre'de Manor Farm karavan kampında şansının banyo vakti. Burası köpekleri yıkamak için bir yer. Suna sıcak bir tırın. Gayet iyi. Ayarlanıyor. Şansı bıcı bıcı yapıyor. Şöyle. Oo, temiz oluyor benim oğlum. Şanslı, ne oluyor sana? Şunu kapatalım. Gelmiyorum. Şimdi şampuan döküyorum. Dur. Dur Şanslı. Dur oğlum. Bitmedi. Güzelce yıkıyor. Ama biraz daha koysaydı ya. Dur aşkım. Lifini almamışız. Alsak daha kolay olur. Nasıl? Lifini getirmemiş. Olsun, aynı şey. Olacak. Şanslı yıkanmayı seviyor. Gördüğünüz gibi. Burası. Seviyor aslında yıkanmayı. Şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur sanki. Dur ya. Dur ama. Öyle sarılırsan yıkayamam seni. Dur. Işık gelsin diye yaptım. Yok yok, düşmez. Oo, şanslı da ne güzel şampuanlarla yıkanıyor. Temiz köpek oluyor. İsviçre'de Manor Farm karavan kampında şansı bıcı bıcı oluyor. Kulaklarına su kaçmasın. Ya kaçmıyor. Ağzını da yıkayalım. Bitti. Az kaldı. Çok az kaldı. Aferin. Çok az kaldı. Aferin oğluma. Hah, öyle dur sen. Aferin şanslı. Şanslı, sen öyle dur bak. Çok güzel öyle. Duş yap şöyle. İyice gitsin sabunu ya. Aferin şanslıya. Çok açıldı şanslı. Oo. Seviyor ama yıkanmayı. Tertemiz oldu şanslı. Ben şimdi makineli kapa, bu silkelenecek çünkü. Burada, diğer tarafta çekeyim. Burası da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerleriyle tertemiz. Kaset boşaltma yeri. Kaset boşaltma yeri. Temizliği görüyorsunuz değil mi? Tertemiz. Ya bir de temiz bırakıyor insanlar ya. Evet, hemen yan tarafta, dışarıda bir sürü var bunlardan. Bulaşık yıkama alanları var. Hepsinde sıcak su var. Evet. Araba yıkamak isterseniz uzun hortum var. Nerede yıkanabilir araba? Evet, burada araba yıkayabilirsiniz. Saç kurutma makinesini götürdük. Fiş var ama İsviçre tipi priz farklı. Ondan dolayı takamadık. Şimdi saç kurutmayı karavanda kullanacağız. Kendimize bu kadar bakmıyoruz. Vallahi billahi ya, hayret bir şey ya. Kapısı açık kaldı. Çamaşırları da makineye atmıştık. Burada 57 dakika yıkanması için attık. Şu anda onlar da çalışıyor. 5 frank atıyorsunuz, otomatik olarak deterjanı, meterjanı kendisi alıyor,
ve yıkıyor. Sonradan da kurutmak isterseniz kurutma makineleri de burada var. Ütü de var. Buralarda da bulaşık yıkama yerleri var. Evet. Bekleme yeri var. Arkada da bekleme salonu var. İsterseniz. Üst katlarda duşlar, banyo, tuvaletler hepsi gayet temiz üst katlarda. Köpek yıkama bölümünde Şanslı'nın tüylerini, tüyünü kurutamadığı için onu hemen karavana götürdü. Ben de kurutma makinesini tüline vereyim, göl tarafına gideyim. Bizim bulunduğumuz yer de burada. Karavan kampımız da orada, karavanımız da orada. Tülin şu anda havluyla Şanslı'yı kuruluyor. Evet. Şimdi de saç kurutma makinesiyle kurutacak. Tabii hasta olmaması için tüylerinin kurutulması lazım. Ama yıkanmayı seviyor. Temiz köpek. Tamam. İçeri koyalım. Bugün kan pul dolu. Burada çadır da atıyorlar gördüğünüz gibi. Karavan çadır fark etmiyor. Kamp neticede burası. Oo, restoran full dolu. İnsanlar da yemeklerini yiyor. Hazır ışık da güzelken biraz göl tarafına doğru yürüyelim. Geçen çünkü bayağı dalgalıydı geldiğimizde. Gördüğünüz gibi dev gibi çadırlar da var. Arabaların arkasında römork da taşıyorlar bu çadırları. Kocaman çadırlar. Burası da kampın göl tarafı. Artık gün de batıyor. Kıyıya doğru yürüyelim. Yine dalgalı sayılır. Bu da kampın göl tarafının akşam manzarası. İsviçre'nin Orta İsviçre'de Manor Farm Kampı. Manor çiftliği diyebiliriz. Çok eski bir kamp. Çok temiz, her şey temiz. Tek sıkıntı biraz Wi-Fi'de sıkıntı oluyor. O da bir şekilde aşılıyor. Ben Türkiye'deki hattımın aynısını yurt dışında da kullandığım için şu anda onu kullanıyorum. Ama esim olayı var biliyorsunuz. Öyle de bu işleri çözmek mümkün. Air Alo diye bir aplikasyon var. Oradan da ülkelere göre eSIM oluşturup normal telefonunuzda, simli telefonunuzda internet işini çözebiliyorsunuz. Yani her şey bir şekilde çözülüyor. Evet. Arkası kampın hemen dağ. Zaten İsviçre dağlık bir ülke. Her şey dağların arasında. Belki de o güzelliği o veriyor. Burada kamp yanında, burada bakın mangal yapılmasına da izin veriyorlar. Sabah 10 ile akşam 10 arasında. Ama tabii kimse çöpünü, pisliğini kusura bakmasınlar. Bizim Çamlıdere'de, Kızılcahamam'da yaptıkları gibi her şeyini ortaya atıp mangal yapıp, piknik yapıp dönmüyor insanlar. Gördüğünüz gibi mangal yapıyorlar. Etrafta bir tane çöp yok. Eskiden Kızılcahamam'a, Kurtboğazı'na kampa giderdik. Geçen sene bir ara bir uğrayayım dedim. Çöpten geçip bizim de yemek vaktimiz geldi. İşlerimizi hallettik. Şanslı'yı yıkadık. Şimdi tülün yemek hazırlıyordu. Ben de karavana doğru gidiyorum. Kampta Hollandalı kampçıların yanı sıra çok sayıda İngiliz ve İrlanda'dan gelmiş kampçılar da var. Dün akşam bir İrlandalı ile tanıştık. Bana viski de ikram etti. Ta İrlanda'dan feribotla Fransa'ya, Fransa'dan
aşağı doğru buraya kadar gelmişler. Bana dedi ki ta Türkiye'den nasıl geldiniz buraya? Dedim sen İngiltere'den nasıl geldin buraya? Enteresan insanlarla tanışıyoruz. Sohbet ettik. Bir duble viskisini içtim. Bıraksam devamlı verecekti. Güzel de bir viskiydi. 7 çocukla gelmişler. Düşünebiliyor musunuz? Karavanla, çekme karavanla İrlanda'dan 7 çocukla gelmişler. Tülin Hanım ben geldim. İçeri mi giriyorum? Manor Farm'ın yanındaki Tunersi Gölü bugün dalgasız ve pırıl pırıl. Tertemiz dibi gözüküyor. Dalga olmayınca tabii. İnsanlar da hava sıcak, güneşli. Manor Farm kampında denize giriyorlar. Pardon, göle giriyorlar. Böyle bir manzarada insanlar göle gidiyor. Kamp da böyle. Bu tarafta da bir karavan kampı var. Hemen hemen her yerde, her gölün yanında mutlaka Avrupa'da birkaç tane karavan kampı bulmak mümkün. Bayağı da full. Bir de çok çadır kampı yapıyorlar. Çok çadırlarla da geliyorlar. Doldur boşalt yani, hiç boş durduğu yok. Kampın da arkasında burada böyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir ormanlık alan var. Tek sıkıntısı bence bu kampın dediğim gibi Wi-Fi. Şansı da Tülin'in kucağında Tanersi Gölü'nün yanındaki Manor Farm kampımızın göl kıyısında otururken ondan beraber keyfini çıkarıyor. Eşi gücü sevilsin, kucağa gelsin. Bebek gibi ya. Değil mi şanslı? Tülin'den hiç ayrılmak istemiyor. Bugün 9 Temmuz 2024. 7 gün kaldığımız İsviçre Manor Farm kampından ayrılıyoruz. Hedefimizde şu anda Luzern var. İyi yolculuklar. Kalıyorum ben burada. Hadi bay bay. Yavaş Cem. Cem, şuraya dikkat et. Güzel bir kamptı. Eksikleri tabii var ama yine de güzel vakit geçirdik. Çevresi çok güzel. Tekrar gelebiliriz inşallah.